Bu korban işte. Ali. Bak. Yaklaşık 10 santim kar var. Şimdi. Ve buz. Tamamen buz kaplamış. Suyun içerisinde yeşilleri de çekin. Görünüyor bak orada. Daha ilerilerde yani bu 2-3 kilometre aşağıda da aynı şekilde. 103 tane benimki. 146 metresi maşallah. Bir tanesinde romatizm olmaz. Tamam çek. Şu anda banyo yapılacak derecede sıcak sularımız burada. Ben buharlanıyorum. Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü kent merkezinde göletler dondu. Tek donmayan yer ise Söğütlü mahallesindeki Balıklı Göl oldu. Şimdi bu Balıklı Gölü'nün özelliği zaten burada. Şu ana kadar hiç görülmemiş 50 derece soğukta, bunu tekrarladım, yine de söylüyorum. 50 derece soğukta bu sular donmaz. Ve bu suyun aktığı yerde otlar habire yeşerir. Yani şu anda bu suyun özelliği köyümüzde 1146 mevcut vatandaşımız var. Bir tanesinde romatizma bulamazsın. Buraya yurt dışından gelip de buralarda bu suyun şifasını alanları da gördük. Ama maalesef bizim bir noksanlığımız var. Buranın genişlemesi, biraz daha ziyaretçiye açık olması. Burayı çok araştırdılar, üniversitede araştırdı. Şu anda hatta kitaplarda da yazı
üzerine hazırlık yapıyorlar, çalışıyorlar, bu suyun üzerinde çalışıyorlar. Maalesef bunu bulamadılar. Gördüğünüz gibi buharlanma var şu anda. Dışarıdaki sular, nehirler donarken bu su hem donmaz hem de şu anda sıcaklık derecesi 18-22 derece arasındadır. Evet. Tabii. Burası zaten ziyaretçi akımına uğrar. Cumartesi pazar. Biz burada yer bulamayız. Gelen ziyaretçiyi ağırlayamıyoruz. Yerimiz az olduğundan ayarlayamıyoruz. İnşallah Azize Belediye Başkanımız şu üst tarafları da yaptıracak. Evet. Ondan sonra vatandaşı burada ağırlama imkanımız olur inşallah. Sebebi Allah'ın hikmetlerinden birisi bu. Bu balıkların burada olması, bu suyun burada olması. Yani Erzurum'un bir değeridir bura. Ama dışarıdan biliyorlar ama Erzurum'dan fazla bilmiyorlar. Balıklı köyünün hikayesi şu gördüğünüz kovukta bir çoban kalırmış. Fakirin birisi de geliyor. Çobanın hanımı çok güzelmiş. Buna herkesten Allah rızası için bir şey istediği için buna da geliyor diyor ki Allah rızası için bana bir öpücük vereceksin. Kadın Allah rızasını duyduğu için sesi çıkmıyor. Akşama aynı şeyi kocasına anlatıyor. Ben kısadan anlatıyorum bunları. Kocasına anlatıyor. Kocası da hemen ateşi yakıyor. Kocası da dindar bir adam. O zaman diyor madem Allah rızasını biliyorsun, Allah rızası için kendini bu ateşe at. Kadın kendini ateşe atıyor. Su, ateş su oluyor. Kadın balık oluyor. Bizim duyduğumuz şeyler bunlar. Balıklar yenmiyor. Zaten bunu bizim dedelerimizden gören de var. Buradan tutulan balığın şurada kızartırken tavadan suya atladığı da bilinenler arasında. Yani bunu bizim dedelerimiz görmüş. İnanmayan bir asker, Rus askeri. Ben bunu yiyeceğim demiş. Aynı şekilde kızardığı yerde balık tekrar atlıyor suya, suda balık halini alıyor.